Ama haber bülteni Diyar Vindavi ile başlıyor. İyi akşamlar sayın ve değerli seyircilerimiz. Türk Muayidi Televizyonu'ndan günlük haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. 28 Mart 1991 Altın Köprü katliamı yıl dönümünün anma töreni Altın Köprü Şehitler Mezarlığında düzenlendi. Günlük hükümet faaliyetlerinde Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani Irak genelinde 1751 okulun inşasını içeren Milli Eğitim Bakanlığı Proje Komitesi toplantısına başkanlık etti. Bir gün erken saatlerinde Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya el-Sudani Ulusal Güvenlik Bakanlığı Kurulu toplantısına başkanlık etti. Başbakanlık oluşturmadan sorumlu danışmanı Nasır el-Esedi başkanlığındaki Irak heyeti, Ankara'da Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa İşleri Genel Müdürü Burak İkan ile görüştü. Siyonist güçlerin Filistinlere karşı işlediği suçlarda işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde ailelere yönelik gerçekleştirdiği 8 katliamda 76 sivil şehit oldu. Filistinli direniş savaşçıları Batı Şeria'daki Jenin kampı yakınlarında işgalci güçlerle çatışmaya girdi. Merhaba sayın seyircilerimiz. 28 Mart 1991 Tazehurmatu'dan başlayarak Tazehurmatu, Kerkük ve Altınköprü kasabasında 33 yıl önce eski diktatör rejimin adamları tarafından kurşuna dizilen yüzlerce masum Türkmen vatandaşın şehit edildiği acımasızca katliamın anma töreni Altınköprü Şehitler Mezarlığında düzenlendi. 28 Mart 1991 Tazehurmatu'dan başlayarak Tazehurmatu, Kerkük ve Altınköprü kasabasında 33 yıl önce eski diktatör rejiminin adamları tarafından kurşuna dizilen yüzlerce masum Türkmen vatandaşlar acımasızca katliamının anma töreni Altınköprü Şehitler Mezarlığında düzenlendi. Gerçekten bu günler bizim için ne kadar üzüntülü olursa da ama milletimizi gördüğümüzde birbirine kenetlenipti. Bir milletimizi gördüğümüzde şehit ailelerimizi yalnız koymayıptı. Daha fazla bu davamıza gençlerimiz, kadınlarımız bağlılarını bu günlerde tekit edirler. İnşallah bildiğimizde ki bugün Kerkük'ün yerel hükümeti kurulmaktadır. Biz de burada şehitlerimize söz verir, ahd verir. İzlerinden hiçbir şekilde ayrılmayıp, izlerinde beraber bu davayı yürüteceğiz ve en iyi şekilde Türkmen'i meclis muhafızlarının içerisinde teşkil edeceğiz. Biz her ilkta için billa şehitlerimizin 33. yıl münasebetiyle dikrası yani çok az bir gündü. Hiç unutmayarak bu günü. Yani çok zor günler yaşadık. Ben de bir şehit amım ve dayım burada şehit oldu. Her ilçelik burada bunları saygıyla anarız bu günleri. İnşallah kanları yerde kalmaz ve mekanları cennet inşallah. Kürsüye çıkan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Altınköprü'de yaşanan facia hakkında konuşma yaptı. Bizim en değerli kıymetimiz bu davada şehitlerimizdir. Irak devleti kurulandan bugüne kadar biz şehit vermişik ve bu davanı yücelden zaten şehitleridir. Kanşak hak davasını savunanı öldürmek, suikasttan, katliamlardan, lider kadrosunu istihdaf etmekten, hatta o davanın lisan-ı hali kalmasın, avukatı kalmasın, savuncusu kalmaz. Altınköprü kasabasındaki şehitlik anıtında düzenlenen anma etkinliğine siyasi parti temsilcileri ve şehit ailelerinin yakınlarının yanı sıra idari yetkililer de katıldı. Bugün 33 yıl sonra yine Ramazan-ı Şerif ayında bunlar nasıl oruç olarak bu topraklarda kurşuna dizilerek şehit edildiğini yad ediyoruz. Şu anda Altınköprü Şehitler Mezarlığı'ndayız. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve tüm parti başkanları, siyasi ve sivil toplum temsilcileri, bütün vatandaşlarımız Türkmen elimizin her yerinden Bugün bu mezarlıkta anma töreninden gerçekleştirdik. Allah tüm şehitlerimizin yerini cennet eylesin. 91 Ramazan ayı aynen bu aylardaydı. Katliam oldu. Ceş gelmişti. Ceş'i gittiler. Ceş yani affedersen peşmerge gelmiş. Peşmergeler gitti. Ceş geldi. Bunları tuttular. Suçsuz, günahsız yere. Günlük hükümet faaliyetlerinde Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani, Irak'ın genelinde 1751 okulun inşasını içeren Milli Eğitim Bakanlığı Proje Komitesi toplantısına başkanlık etti. Başbakan Planlama, Maliye, Eğitim, Sanayi ve Maden İşleri Bakanlıkları tarafından sunulan projenin en önemli dosyalarının sunumunu dinleyerek işlerin tamamlanma sürecini gösteren aylık bir değerlendirme yapılması talimatını verdi. Bugün erken saatlerde Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya el-Sudani, Uluslararası Güvenlik Bakanlığı Kurulu toplantısına başkanlık etti. Sınır güvenliğini artırılmasına yönelik çalışmalar ve İçişleri Bakanlığı'nda Irak Büyükelçilik ve misyonlarında Uluslararası İşbirliği Başkanlığı'na bağlı bir daire düzeyinde güvenlik ateşkes ulaştırılması yönündeki teklifinin görüşüldüğü toplantıda ayrıca Irak'ın sınır güvenliğine ilişkin konularda ele alındı. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya el-Sudani Güvenlik Reformu Yüksek Komitesi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda DAEŞ'e karşı kazanılan zafer sonrası Irak güvenlik sisteminin gereksinimleri kapsamında güvenlik güçlerinde reformlarında uygulanması ve yeniden imar aşamasına geçiş ile ekonomik ve kalkınma çıkarının çarkında hareket ettirilmesi gerektirdiği konularda ele alındı. Başbakan hükümetle ilgili bir başka meselede ise parlamento yasama ve denetim çalışmalarının tamamlanabilmesi için parlamento başkanlığında meselesinin de çözülmesinin önemini vurguladı. Bu açıklamada Başbakan'ın da hükümetiyle parlamento komiteleri arasında yüksek koordinasyon toplantıları düzenlenmesinin önemli işaret ettiği parlamentodaki öncü kitle üyeleriyle yaptığı toplantı sırasında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Cemal Reşid, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı gerekli güvenlik ve istihbarat bilgilerini harekete geçirmenin önemini vurguladı. Bu açıklamada Uluslararası Güvenlik Danışmanı Kasım Alarici, Uluslararası Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abu Ali El Basri ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Yardımcısı Vakas El Hadisi ile yaptığı görüşme sırasında geldi. Toplantı ayrıca Cumhurbaşkanı güvenlik hizmetleri arasındaki koordinasyonun gerekliliğini, aralarında bilgi alışverişi ve başarıları korumak için ortak çalışmalara dikkat çektiği için Irak ve bölgedeki siyasi ve güvenlik durumdaki son gelişmeler gözden geçirildi. Başbakanlık oluşturmadan sorumlu danışmanı Nasır el-Esedi başkanlığında Irak heyeti, Ankara'da Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa İşleri Genel Müdürü Burak İkan ile görüştü. Toplantıda teknik konular ayrıntılı olarak ele alınırken, Irak kurumlarının da geliştirdikleri planların uygulanmasında kaydettikleri ilerlemenin de gözden geçirilmesi ve bu yıl projeye ilişkin geleceğe yönelik tedbirler ele alınırken, toplantılarda Irak kurumlarının da çalışmaları da ele alındı. Ulaştırma Bakanlığı havalimanları ve havayollarının işletmesinde içeren hava taşımcılığı sektörünün de geliştirilmesi amacıyla ve yeni uçakların hizmete girmesi için bu yılın sonuna kadar bir dizi adım ve anlaşma başlattı. Dünyanın çeşitli ülkelerine yeni hatların işletilmesiyle hizmet veren bakanlık bu konuda ileri sonuçlar elde etti. Ulaştırma Bakanlığı havalimanları ve hava yollarının işletilmesini de içeren hava taşımacılığı sektörünün geliştirilmesi amacıyla yeni uçakların hizmete girmesi ve bu yılın sonuna kadar bir dizi adım ve anlaşma başlattı. Dünyanın çeşitli ülkelerine yeni hatların işletilmesiyle hizmet veren bakanlık bu konuda ileri sonuçlar elde etti. Özellikle son dönemdeki başarısının ardından bazı ülkelere uçuşların yeniden başlatılması planı alanında. Diğer ülkelerin yanı sıra Çin ve Malezya gibi ülkelere de yeni seferler açarak ülke için ekonomik fizibilite bulunan ülkelerde hava yolu açmaya çalışıyoruz. 21 hizmet dışı uçaktan 7'sini hizmete getirmeyi başardık. Hizmet dışı uçakların onarılmasında da kararlıyız. 10 uçağı daha bu yılın içerisinde onarmak planımızda var. Şu ana kadar Irak Hava Yolları'nın çalışan uçak sayısı 22'ye ulaştı. Avrupa'ya uçuş yasağını kaldırmaya çalışıyoruz ve IATO, IASO ve ICAO ile çalışıyoruz. Bağdat Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere havalimanlarındaki altyapı ve diğer hizmetlerin rehabilitasyonu, yeni tesislerin geliştirilmesi ve oluşturulması yönünde hızlı tedbirler alınması çağrısında bulunan yeni hava yolu güzergahlarının açılması sonucu yolcu sayısının artması bekleniyor. Bu da yolcuların hareketini kolaylaştıracağı söyleniyor. Üçüncü terminal da dahil olmak üzere altyapısı tamamen yenilenen Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda önümüzdeki 5 yıl içinde yolcu kapasitesinin artırılarak bugünkü 7,5 milyon yolcu yerine 13 milyon yolcuya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Havacılık sektörü ve Irak Hava Yolları şirketi uzman personelinin geliştirilmesine yönelik bir planın ve onları destekleyen hizmet projelerinin hızlandırılmasına önem veren hükümet başkanlığının doğrudan ilgisini görüyor. Yolsuzlukla mücadele ve para kurtarma prosedürlerinde Federal Dürüstlük Komisyonu, Elektrik Bakanlığı'nın depolarından birindeki elektrik malzemelerini zimmete geçirmekten suçlu bulunan aranan bir kaçağı Malezya makamlarından kurtarmayı başardı. Yetkili hükümlü Firaz Cabbar'ın elektrik enerjisi koruma polisinde yüzbaş olarak çalıştığını ve diğerleriyle birlikte Amiriye depolarından elektrik malzemelerinin de zimmete geçirilmesi olaylarına karıştığını belirtti. Parlamento Başkanı Vekili Muhsin Ermendelavi başkanlığında ve 174 milletvekilinin katılımıyla dün oturumunu gerçekleştirdi. Kurul engelli ve özel ihtiyaçlı kişilerin bakımı hakkında yasada yapılacak ilk değişiklik taslağının gündemine alınması yönünde oy kullandı. Necef ile İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadetinin yaklaşan yıl dönümü dolayısıyla anma törenlerinin başlatılmasına sahne oldu. Al-Taba Al-Alaviye içinde ve çevresinde anma törenin sancağının asılması, kırmızı ışık ve siyah pankartların yer aldığı törenler, Ramazan ayının 19. günü olan yaralanma günü olarak bilinen güne kadar devam ediyor. Su Kaynaklar Bakanlığı 36 baraj inşa etme planı kapsamında 3 barajın tasarımlarının da tamamlandığını duyurdu. Barajlar ve Rezervuarlar Genel Müdürü Ali Radi, Neyneva, Kerbela ve Semava'daki 3 barajın tasarımlarının da tamamlandığını ve bu amaçla tüm listeleme gerekliliklerinin de Planlama Bakanlığı'na gönderildiğini belirtti. Başbakanlık Bürosu'na bağlı elektronik haberleşme ekibinin başlattığı beyin ehline kampanyası, Musul ilinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolyeleri dağıtıyor. Başbakanın direktiflerine göre halkımız arasında hamlesi Musul'da yüzlerce gıda sepeti yoksul aileler için yardımlar dağıttılar. Bu girişim ilk önce Bağdat'ta yapılıp daha sonra Ninova ve diğer vilayetlere dağıldı. Elektronik iletişimi ekibinden Osama Allah televizyonumuza bu hamlenin detaylarından konuştu. Başbakanın dedektiflerine göre bugün elektronik iletişim ekibi Nineva'nın içinde ve etrafında bulunan fakir ve yoksul aileler için yardım sunmaya ve hizmet göstermeye gelmişler. Elektronik ekibi tarafından yapılan halkımız arasında hamlesi ihtiyaç duyan insanlar için yardım sunulur. Kızılay Kurumu ile işbirliği kurup petrol, elektrik ve sağlık bakanlıkları gibi kamu sektörleriyle ortak iş yaparak hizmetsiz olan bölgelerde yaşayan yoksul aileler için hizmet sunmaktayız. الجهات القطاعية من الوزارات التالية هي وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة الصحة. Hükümet halkın hizmeti için geldiği sloganı altında yapılan bu hamleye Irak Kızılay'ı ve farklı devlet kuruluşlarından bakanlıklar yardım sunmayı katılıp hizmet görmeyen bölgelerinde yaşayan vatandaşların seslerini ve isteklerini yerine getirmeye çalışmışlar. Haydar Kasım Muhammed Kızılay Musul Ofisi sorumlusu şöyle dedi. Ninova'ya bağlı olan Tilki ve Hamdaniye ilçelerinde yaptığımız yaşayan yoksul aileler için yardım sundu. Yaptığımız ankette bilinen fakir aileler için 350 gıda sepeti dağıttık. Yardım sepetinin yanında gezici klinik yoluyla hasta olan insanlar için muayene edildikten sonra ilaç veriyoruz ve hastaneye kaldırılması gerek olan hastaları bizimle bulunan ambulans yoluyla gönderiyoruz. Yolla hastalıklar ve cildiye hastalıklarından korunma için ve kişisel temizlik için sağlık bilinci veriyoruz. Uluslararası haberlerde ise Siyonist güçlerin Filistinlilere karşı işlediği suçlarda işgal güçlerinin de Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde ailelere yönelik gerçekleştirdiği 8 katliamda 76 sivil şehit oldu. Bu katliamlar sonucunda 102 kişi yaralanırken çok sayıda mağdurda yollarda ve molos altında kalırken Filistinli haber kaynakları ambulans ve sivil savunma ekiplerinin de kendilerine ulaşmadığını belirtti. Siyonist saldırının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşenlerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 32.490'a yükseldi. Siyonist saldırının vurduğu binaların enkazı altında binlerce kurban kalırken yaralı sayısı 74.889'a yükseldi. Siyonist güçlerin internet siteleri müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda işgal ordusunun Rafah şehrine kara operasyonu düzenlemek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Savaşın üzerinden 174 gün geçmesine rağmen savaşın durdurulması için çabalar devam ediyor. Fakat Siyonist düşman Gazze'nin kuzeyi, ortası ve güneyindeki birçok bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Filistinli direniş savaşçıları Batı Şeria'daki Jenin kampı yakınlarında işgalci güçlerle çatışmaya girdi. Medya kaynakları çatışmaların işgalcilerinde kampın bitişindeki Cebariyah mahallesine girmesinin ardından yaşandığını doğrulayarak Siyonistlerin de askeri takviye talep ettiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Gazze'deki gıda güvensizliğinin Gazze'de 1.100.000'den fazla insanın hayatını tehdit ettiğini doğruladı. Birleşmiş Milletler İnsan İşleri Ofisi yardım sağlanmasına yönelik erişim engellerinin de hala mevcut olduğunu ve zamanın daraldığını belirterek özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayat kurtarmak için yardımların kara yoluyla ulaştırılmasından başka bir alternatif olmadığını vurguladı. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. 28 Mart 1991 Altın Köprü katliamı yıl dönümünün anma töreni Altın Köprü Şehitler Mezarlığı'nda düzenlendi. Günlük hükümet faaliyetlerinde Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani Irak genelinde 1751 okulun inşasını içeren Milli Eğitim Bakanlığı Proje Komitesi toplantısına başkanlık etti. Bugün erken saatlerde Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya el-Sudani Ulusal Güvenlik Bakanlığı Kurulu toplantısına başkanlık etti. Başbakanlık Ulaştırmadan sorumlu danışman Nasır el-Esedi başkanlığındaki Irak heyeti, Ankara'da Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa İşleri Genel Müdürü Burak İkan ile görüştü. Siyonist güçlerin Filistinlere karşı işlediği suçlarda işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde ailelere yönelik gerçekleştirdiği 8 katliamda 76 sivil şehit oldu. Filistinli direniş savaşçıları Batı Şeria'daki Jenin kampı yakınlarında işgalci güçlerle çatışmaya girdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.